Video başlamadan benim yapmam gereken bir şey var. Şu küp şekeri bir atayım. Enerji küp olsun bana. At. Şu an kayıtta mıyız? Kayıttayız. At bir saniye. Arkadaşlar Eray diyeti patlatıyor şu anda. Bir tane küp şeker. At gibi gel bir şey. Oğlum gören de aç bırakıyor zannedecek. Yemek vermediler arkadaşlar. Aç aç koltuğa tuttular. Küp şekerle karın doyuruyoruz. Tansiyonum düştü biraz. Arkadaşlar adam öyle bir anlatıyor ki sanki buraya zorla getirdi. Baksana. Aç bir aç. Vay be kardeşim. Tamam söz. Yemek ısmarlayacağım. Söz. Söz. Arkadaşlar evet, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanında naber Eray abi? Var. İyidir Eray, senden ne haber? Eyvallah, çok sağ ol. Eray Topluoğlu, kendisini tanıyorsunuz YouTube'dan. Aşağıya açıklamaya falan Instagram adresini, YouTube evet. kanalını bırakacağız. Belki ben de bir gün ona iadeyi ziyarete giderim ama evet. bugün Eray bizim konuğumuz. Kapım her zaman açık. Teşekkür ediyorum. Gerçi bizi birazcık gömdü girişte ama işte aç bırakıyorlar. Bir tane aynen. şeker. Öyle bir şey yok. Dolar falan yükseldi. Bak elektrik, hep şey. O yüzden ışıklar kapalı burada. Hep böyle tasarruf. Arkadaşlar aslında konsept şu. Ben böyle Gorka ile motor muhabbetleri diye bir seri başlatacaktım. Eray'la da tesadüfen Instagram'dan tanıştık. Bizim Baybars evet. sayesinde. Burada ona selam olsun. İzlemiyor biliyor musun videoları? Ne hangi videoları? Hiçbirini izlemiyor. Senin videolarını mı? Hiçbir şey izlemiyor. Baybars Eray'ı izliyorsun. Beni niye izlemiyorsun? Sırf kod verdik diye mi? Yazıklar abi. Olsun. Ben böyle oluyor bir yerden sonra. Ben sana söyleyeyim. Vallahi biraz yani. Baskı yapmak lazım herhalde ya izle diye. Arkadaşlar bundan sonra Bay Moto'ya gitmiyoruz. Şaka şaka. Gidiyoruz. İşin geyiği bir tarafa ben hakikaten Eray'ı Baybars paylaşınca ya. Gördüm. Dedim Baybars böyle enerjik adam var. Temiz yüzlü adam var. Niye çağırıyorsun? Motor camiası biliyorsunuz biraz Fransız burnu havada. Hani böyle düzgün adamlar bulunca da hemen bir şeyler yapmak istiyor insan. Hatta Eray'a şey de gittim. Ben senin motorunu inceleyeyim çekeyim. Evet. Sen benim motorumu inceleyecek. Dedi ki abi bir dakika, bir dakika onu konuşalım. Olmaz. Ben orada bir koydum. Şimdi... Evet açıklama onu alalım. Arkadaşlar şimdi sen benden X-Sesar'ı incelemek istedin. Evet X-Sesar'ı incelemek istedim. Ama ben ne dedim Görkem abi dedim ki abi dedim benim çok özel bir projem var X-Sesar. Şimdi ben X-Sesar'la çok bağdaştım anladın mı? Hani yurt... Bana dedi ki ben onu çekeceğim Türkiye'de patlayacağım sen çekemezsin dedi. Çekemezsin ben çektikten sonra anahtar senindir. Motor ben, senindir. Ben de dedim canın sağ olsun ama dedim bendekiden Dominar var istediğin gibi çekebilirsin. Hatta dedim istersen bir tane daha motor gelecek falan. Yani. Yapacak bir şey yok. Valla gönül koyma bak lütfen. Yok gönül koyma. İksasarın yeri ayrı. Ben bir çekim sonra istediğin gibi kullan yemin ederim. Ne zaman bir söz alalım o zaman. Yani ben bu videoyu 50 binde yapmak istiyorum. Şu an tarihi bilmediği için. Evet çünkü 50 bin. Şu an 25-26 binim. Hani 50 binde yayınlayacağım bu videoyu. 50 bin demiş ki arkadaşlar şu aşağıdan bir abone olursa. Evet. Yani bir şeyler yapalım. Adam benim kodumla gidiyor motor alıyor. Bütün videoları izlemiş. Abone değil. Nasıl olacak? Abone değil. Bu adama da abone olun. Bak kaç abone var şu an? 26.003. Bizim kaç olduğunu yat 36. Tamam ikimiz de yakınız. Bizi bir 50 şerka yapın ya. Şöyle bir alalım. Tatlı olur. Motive. Motive. Bunlar çok değerli şeyler arkadaşlar. Lazım. Bizim de hani hakikaten motivasyonumuz bu. Evet evet evet. İşin geyiği bir tarafa. Evet. Şimdi arkadaşlar güldük eğlendik. Biraz Eray beni gömdü kendi kanalında. Kendi deplasmanda gol attı adam. Ama yapacak bir şey yok misafir. Başımız üstte yeri var. Göm kardeşim istediğin gibi. Ben de geleceğim. Yok şaka bir tarafa zaten bayağı eğlenceli muhabbeti Eray'ında. Şimdi dedim ya birazcık hem eğlenim sohbetini hem de motor hakkında konuşalım. Evet. Şimdi Eray ben sana ilk başta şunu soracağım. Sor abi. Senin ilk motosikletin Pulsar 200 NS 2016 model değil mi? Ben böyle gördüm videoda. İlk vitesli motosikletim o. Heh. Ondan önce benim bir tane düldülüm vardı scooter. 125'lik. Model, marka? Yamaha Signus L. Su motorundan hallice. Şuraya bir yere montajdan yata iş çıkaralım, koyarsın. evet. Onunla kaç süre kullandın? Abi o çok enteresan bir hikaye. Anlatırsam sürer birazcık ama anlatayım istersen. Anlat. Benim onu aldığımdan ailemin haberi yok. Ailemin haberi Aa, yok. Aa o mevzuya ben de gireceğim seninle beraber. Ve benim motoru ailemden gizli aldım. Kaskımı, eldivenimi selenin altına koyardım eve giderken. Kaç yaşındasın o sırada? Ya herhalde 19-20 falan herhalde. Bilmiyorum ki yani küçük anladın mı? Motoru da sokağın etrafında gezdim. Dedim ki ben bu motoru nereye koyarsam aklım kalmaz. Bir tane güvenlik kapılı bir yer var ama yaya geçidi de var tamam mı? Kapıyı açıyorsun. Oradan bırakırdım. Bak bir de işin komiği. Şimdi gizli bırakıyorum ya. Her gittiğimde bir not bulurdum. Motoru buraya park etme. Motoru şuraya park et. Anne babam bırakıyormuş o notları. Hadi yok yok değil. Siteden insanlar bırakıyor işte anladın mı? Ulan şimdi başkasının sitesi. Arabaların yerine çekiyorum. Ulan diyorum buradan hiçbir şey etkilenmez. İşte başkası niye sıkıntı çıkıyor? Öyle öyle onu sürdüm mürdüm işte. Onu sattık sonra adam gibi pulsarım olsa. Ne kadar kullandın onu? Kullandım ya 5-6 ay kullanmışımdır. Neden bunu bu kadar şey yapmıyoruz? Benim de şimdi takipçilerim zaten biliyordur anlatmışımdır illaki bu şeyi. Zaten yakın çevremizde onlar direkt gülmeye başlamıştır. Ben abi çok uzun süredir motor sürüyorum eyvallah. Ama kendime böyle ilk motor aldım. Ailem falan bilmiyor tamam mı? Hiç kimse haberi yok. Herkes böyle salak hikayesi var tabii değil mi tabii, ya? Tabii tabii salak. Ve ilk motoru ben çok geç aldım. Hep başkanın motoruyla takılıyorum abi. Düşün. Mahalledeki sucunun motorunu alıyorum böyle ama falan. Ama bir şey diyeyim bölüyorum.
Bir daha olsa yine yapardım. Pişman değilim. Ben de yapardım. Ben ne aldım biliyor musun ilk motorum? 2000 kaçtı ya? 16 mı? 18. Pulsar'dan da önce hatta ya tabii. RKS Titanic 150. Abi kaç yılında aldım hatırlamıyorum bile. Aldım motoru, vitesi. Ehliyetin var mıydı? Yok. Ooo. Ben diyorum ya tamam kör topal kör sürüyorum. Birileri motorunu sürüyorum falan ama çok uzun süre sürüyorum hakikaten. Motor aldım bizimkinin haberi yok falan. 6 ay kadar kask eldiveni gizlice bakkala bırakıyordum. Bakkal tanıdıklı Şahin'e de buradan selam olsun mahalledeki. Yani. Şahin diyordum al şunu kanka sakla. Bakkalın deposuna koyuyordum motoru. 6 ay böyle sürdüm. Motoru bak şimdi 3300 liraya almıştım o zaman. 3300 Türk lirası YTL. Ben de 2500'e mi ne almıştım skuter'ı? Ve o motor abi 6 ay kullandım satamama sebebi ne biliyor musun? Kredisini ödeyemedim. Satamadın mı? Ya şey satma sebebini aldım. Kredisi. Hadi ya. Aslında satamadım. Üzücü olmuş ama. 3300'e aldım. 2800'e ilan koyup arayan yok. 2700'e indirdim. Gerildin tabii sen de. Yok satmam lazım. Kredi yaklaşıyor. Bedavaya verdin. 1500'e bir memura ver. O hikaye de garip. Adam Ankara'dan geldi. Ben kamyona yükledim. Gönderdim motoru. Para 3 gün sonra bana geldi. Ben böyle saçma bir durum. Abi tam cahillik ya. Genç cahili diyorlar aynen ya. Aynen öyle. Buradan... Aslında yapmamaları lazım bence yeni nesilde. Buradan olayı şuna bağlayacağım abi. İlk öncelikle sana şunu soruyorum. İlk başlangıç motoru ne olmalı? İkincisi bizim yaptığımız gibi böyle hani kör topal bu işe girelim mi? Abi şöyle bir şey var. Bence kesinlikle 125 cc üstü başlanmaması lazım. Evet. Benim çok sağlam bir bisiklet geçmişim var. Ben ona güveniyorum aldım. Yani 5-6 sene ben çok pedal çevirdim. Sen özür dilerim 150'den direkt MT'ye mi geçtin? Şeye mi geçtin? Hayır. SSR'a mı geçtin? Scooter, Pulsar. Bir tane 690, Supermoto, sonra bir tane XSR. Hani var geçmişim. Bir de araba da çok kullandım ben. Bir de onun etkisi var. Arabayla trafiği çok öğreniyorsun. Şimdi bizim bak, çok güzel bir konuya değineceğim. Bizim sorunumuz ne biliyor musun? YouTube'da kavga videoları var ya. Trafik sorun şu abi, adam araba sürmüyor tamam mı? Adam direkt 5-10 bin lira bir motor oluyor ve kendini trafiğin şeyi sanıyor anladın mı? Padişahı sanıyor. Olayı iki yönünü anlatacağım o zaman. Ben burada parantezi bir açayım. Bunun bence iki sebebi var. Birincisi abi, araba kullananlara ehliyet alırken, zaten Türkiye'de bu başlı başına bir sorun da, motosikletler nasıl trafikte var olur anlatmıyorlar. Yani bizim mesela durma mesafemiz arabanın iki katı. Yani en az. Artı normal gündelik hayatta motosiklet süren birisi bilinçli bir kullanıcı gerçekten arabadan çok daha fazla dikkatli araç kullanıyor esasında. Tabi bazen paket taşıyan arkadaşlar kusuruma bakmasın. Aralardan gülüyor, hızlı zaman telaşı vesaire falan filan bir sürü hatalar yapabiliyor ama yani bizim fren mesafemizi öğretmeleri lazım. İkincisi biz düştüğümüz zaman hakikaten kaporta biz bunu öğretmeleri lazım. Üçüncüsü gerçekten onlar böyle telefon kurcalayıp kafasına göre burada rahat rahat otururken biz o sıcakta veya soğukta yoldayız. O zaman sürmeyin lan diyebilirsin ama yani, yani şu var abi. Aga öyle de sen de o zaman araba sürme yani benim tek keyfim buysa. Yani bir de İstanbul trafiğindesin. Gerçekten mantıklı insanlar motor sürüyor bence gerçekten. İşin bir kısmı var. Bir de harici olarak dediğin gibi ilk motorunu alıyor genç arkadaşımız hevesli. Her yere giriyor, tekeri işte, almaya çalışıyor. Yani işte, Apacı kardeşliğinden. Onu yapmayın Apacı abi. Apacı kardeşliğinden arkadaşlar var. Buradan Barkın abiyi de anmış olalım. Kabileden insanlar. Yapmayın abi bunları. Hakikaten ya bazen araba sürüyorum abi. Mesela arkada paket ya da başka bir tamam mı? Yol belli. 50 ile gidilir. Önde de arabalar var. Sağda aynen. Park var. Tamam mı? Yani şu kadar bir ara var. Abi sağ aynama bakıyorum sağ aynamda. Sol aynama bakıyorum sol aynamda. Ne yapıyorsun? Nasıl geliyor anladın mı? Yani yapma be kardeşim. Ben şunu yaşadım ya. Motorla gidiyorum. Bana çarptı motor paketçi. O kadar hızlılar anladın mı? Döndüm. Gerek yok yani. Bir de ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben bütün ekipmanlarımı takarım her zaman motor sürerken. Bazen videoda artistine sadece kaskla tişörtlü sürdüğüm de var. Dizliğim, eldivenim falan filan. Öyle olunca acemi zannediyorlar galiba. Bana bir tane paketçi şey dedi. Ya ne olmuşsun Elliot'u? Bana suç atıyorsun. Nasıl olacak? Oğlum yani 16 yaştan beri sürüyorum. Hani dedim ya her bokunu yaptım ya. Hakikaten her bokunu yaptım. Ama yani işte biraz daha bilinçlenmemiz, evet, daha evet, tecrübe aynen. Çünkü bu işin şakası yok. Saygı da çok önemli, bilinç de çok önemli dediğin gibi anladın ben mı? Ben bir de bu olay şey olarak bakıyorum, her yerde söyleyeceğim. Bana isteyen kızsın, isteyen şey değilsin. Bence motosikletin ne olursa olsun %1 milyon scooter'la başlaman lazım. Bence neden de. Biliyor musun? Bak motor süremezsin diye değil. Motor sürmeyi öğrenmem 15 dakika ile 1 saat arası kişiye göre değişir, aynen. 20 dakika. Ama o tecrübeye alışman tabii, lazım. Tabii. İki teker tecrübesi. Vitesle uğraşma, kafan dağılmasın. Tamamen dikkatini aynen yola ver. Öyle. Aynen ve hani öyle. Şey, düşeceksen de 50 kilometrede düş. Birisi, ya aynen. Tabii birisi sana çağırıyor, her şey olabilir. Allah korusun her şey bizim için ama. Yani riskleri azalt. Scooter mis gibi abi. Mis bizim, gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim, scooter medeniyettir abi. Ben mis onu fark ettim. Abi, scooter çok her iyi. Yerden caddeye gidiyorum abi. Benim motorla mesela 400 zaten çıkarmıyoruz. Baybars'ı oraya attık. Buradan da onu hala satıyoruz arkadaşlar bildirelim hani ufak bir cüzi miktarda pazar payımızda vardır. Onu da bir hemen rekon çevirdim. Dominar 250 mesela ağır motor. 183 kilogram abi. Ekipmanlar falan bayağı ya. Tabii ağır.
Bana işte CB'yi bin arı sürdüğümde çocuk şey, abi yalnız dikkat et, ağırdır dedi. Ya Muhammed dedim, hani benim motor da ağır, alışkın da, bir de motor değiştiriyoruz incelemeye için falan. Bindim ağa şey geldi bana, benim motor da hafif geldi mesela. Öyle öyle. Yani trafikte hepsi etkiliyor. Ya daha iyi mühendislik aslında birazcık bir nevi de, değil mi? Ya evet, ya şey yani, var abi. Fark var. Dominar, memnun olmasam kendim de almam zaten. O CC'de o paraya güzel bir motor. Yani. Hakikaten Bajaj grubunu ben beğeniyorum. Bak sen de zamanında almışsın, sıkıntı yapmışsın. Sıkıntı yok, bence de sıkıntı Senin hatta Pulsar videonu izledim ben. Aynen aynen. Ben de aynı Eray'ın her şeyde katıldım. Abi bana bir tane sıkıntı çıkartmadı o. 55 bin kilometre sattım, biliyor musun? Bana çıkartmadı. 55 bin kilometre bay bay sattım. Benden sonra başka birisi, bir bankacı kız almış motoru. Bir de ben geçen bölüyorum, özür dilerim. Ben de geçen şeye denk geldim. Kadrını fotoğrafını çekmişim. Benim motorda 36 bin kilometrede çektiğim fotoğrafım var. Yani düşün. Kaçta sattın sen onu? Hatırlamıyorum ama sürmüş, 40'a 40 bine kadar sürmüşümdür, hiç sıkıntı çıkartmadı bana. Ya şey var mesela, senin videoda da söylüyorlar, bir kafası sonradan geliyor. Evet çocuğum. O varmış. Bende de olmadı mesela. Bende de demek olmadı. Benim bazılarında. Ya da belli bir köprüden sonra belki, ama ben 55 bine kalsın. Ben de 36 bin yani, az değil. Bir de galiba model, o sürdüğün daha yeni model miydi seninkisi? 16 Pulsar 200 mesela, ABS'siz. ABS'siz. Aynen. Zaten ABS'siz daha keyifli ama büyük nimetmiş, onu anlıyorsun tabii sürünce büyük tekrar. Nimet. Ben geçen çocuğunkini sürdüm işte, ya bir kaza durumunda ABS önemli ya. ABS'ye de alışmak da mesele, o da önemli. Mesela hiç ABS'li motor sürmeyen insanlar için de garip bir durum olabiliyor. Tabii. Peki o zaman sıradaki soruma geçiyorum. Gel, sor. Hazır mısın? Eray, ekipman, kask seçerken, ekipman seçerken, mont seçerken nelere dikkat ediyorsun veya ne kadar bütçe ayırıyorsun? Gerçi bir değişken Türkiye'de şu anda da. Güzel bir yere değindin. Mesela ben pantolon falan kullanmıyorum hala. Pantolon ben de kullanmıyorum. Kullanmak lazım. Aslında baktığında o kadar güzel fiyat, o kadar güzel pantolonlar var ki normal günlük pantolondan daha şık duruyor, biliyor musun? Evet ama... Yani cahillik yapıyorum aslında. Ama bekliyorum, bir marka var dedi ki bekle dedi, güzel şeyler gelecek dedi, malzemeler. İş birliği mi diyorsun? İş birliği olmaz herhalde de. Böyle bir ılık ılık ticaret ediyorsun. Yok yok, parası neyse veriyoruz abi. Parasıyla alacağım. Aynen sanki. Öyle bekle dedi, bekliyorum ama bir pantolon yazı alacağım galiba. Ben de mesela pantolon olayına bir türlü giremedim. Ama benim bu zamana kadar da birazcık şeydi, hani çok kısa mesafelerde sürdüğüm için ihmal ettim diyelim. Öyle kask söyleyeyim. Seçerken de kask eldivene gelirsek, ya ben basit bir adamım, ben şöyle düşünüyorum. Hani belli standartlar var, tamam mı? Ya o statülere ulaşmış bir kask kötü olamaz zaten bence. Marka takıntım yok diyorsun. Yok, marka çok takıntım yok. Ya ben sana şöyle söyleyeyim, şu an ne kask kullanıyorsun? Şu an Scorpion kullanıyorum. Ben de Scorpion, ne kadar memnunsun? Scorpion nesi kötü biliyor musun? Hantal bir kask. Bence hantal. Hangi ben modeli kullanıyorsun? Exo. 1400, 1800. H1. R1 var. Ha, bir yok, de H1 kaç... bendeki. Güyü an... şöyle evet, Enduro gibi. Montu getirme arkadaşlar da, kask unutmuşum. Aynen. Ya büyük şöyle... kask abi, büyük kask. Çene uzun, arkası uzun, böyle geniş. Biraz zorlanıyorum. Ben orada mesela alabileceğim en üst düzey Scorpion kaskı aldım. R1 almıştım. Onda işte Kevlar'la karbon karışımı bir kask. Özellikleri aslında çok güzel. Fiyatı da uygun. Yani markaya çok fazla avantaj atmıyorsun. Çok fazla komisyon ödemiyorsun, evet, dediğin gibi. Ve görseli aynen, de güzel. Aynen aynen. Ama işte şey var. Ben distribütöründen memnun değilim abi. Buradan ben istedikallinin çemeği de göze alıyorum. Şeyi de göze alıyorum. Abi ben oraya ne zaman gitsem. Satıcılarda şey var. Şimdi ben bir şey anlamadım. Scorpion nereden aldın? Motomax'ten aldım. Motomax iyi be. İyi değil abi. Şundan iyi. Nedeni söyle. Sen şimdi oraya XSR'la gittiğin için iyi diyorsun. Hmm. Düzgün açıklamak istiyorum. Derdim karalamak, linçlemek falan değil. Buradan Motomax yetkililere sesleniyorum. Bu videoyu izlerlerse ne olur bu bölümü izlesinler. Ben daha önce motosiklet yazı hazırlamak videosunda da bundan bahsettim. Orada çalışanlar motora göre ilgi gösteriyor abi. Dominar 250 ile gittim. Ya bana göre Dominar 250 de kötü bir motor değil diyorum ya şey. Hani illa böyle belli markalarda, belli modellerde gitmek gerekmiyor. O zaman ne kadar verdim ya? 5500 lira vermiştim ben kask. Keş paraya. Yani ne olursa olsun Türkiye şartında 5500'ü, 500'ü, 50 lirası olmaz. İş yapıyorsan abi sonuçta müşteriye ona göre izin. Ya kötü kaba davranırlar demiyorum ama böyle bir umursamazlar. Alsan ne olur? Ya tamam orada o var falan. Ya abi çalışmalar, o zaman çalışmak istemiyorsan. Anladım. Zorla, anladın. Katılıyorum. Şöyle, şimdi benim orada tanıdığım var. O benimle çok ilgileniyor. O zaman ilet. Yani sahibim mi çalışanım oranın? Çalışana. Ya şöyle söyleyeyim. Ben bunu bir ama düşün şöyle diyorum. Yani sen orada çalışıyorsun, ben sana geliyorum. Full iletişim, anladın mı? Evet. Ama belki tanımasam dediğin gibi olabilir. O yüzden evet ya da hayır diyemiyorum ama böyle davrandılarsa da sıkıntı işte. Ben bunu bir iki defa da diyor. 3-5 defa, hatta bir tanesini de söyledim yani hani şeyi. O zaman olabilir abi. Yani ona biraz dikkat etmeleri lazım. Yoksa ben severek alışveriş yapıyorum aynen. Orada. Ama kendime şöyle bir karar aldım. Frenledim. Anladım. Ya yani benim gibi olan çok insan da var. Vardır, vardır. Yorum vardır. Attılar. Vardır. Onu da böyle bir kapatmış olun. Tekrar vardır. Yanlış anlamayın sevgili motor. Yok abi, hislerini söyledin. Aynen. Derdim karalama falan değil. Aynen. İkincisi mont olayına kullanıyor musun? Tabii ki mont kullanıyorum. Mont da çok aslında şeyim yok yani. Tamamen bütçeyle alakalı. 1000 liram varsa abi 1000 liralık ne alabilirim? 2000 liram varsa 2000 liralık. Yazında kullanıyor musun? Yazlık mont elde. Vallahi yaz geliyor, göreceğiz. Ben şöyle bu zamana kadar yalan ben kullanmadım. Hani yani kullanmadım dedim hani. Ben kullanırım ya. Yok şöyle kullanıyorum eldiven vesaire falan. Hatta kendi montumu kullanıyorum. Bende Alpinstar'ın bir şeyi var. O da bende
şeyden takıntıdır. Alpinistan markası. Bark'ın bayağı ondan takıntı. Hı-hı. O zaman almış. Hatta Pulsar'ı aldığım zaman bir Pulsar parası verip almıştım o montu, öyle söyleyeyim. Ama marka takıntı olduğu için sadece montta ondan kalma bir gelenek kalmıştı bende o. Ve memnunum. Ufak bir kaza yapmıştım mesela, sürtündük mürtündük falan, korudu. Fakat Alpinistan eldivenlerinden ben memnun değilim. Öyle. Onlar çok kullandım bilmiyorum. Çok memnun. Yok, hiç kullanmadım. Ama şimdi yaz için mesela alacağım montta böyle şeye bakacağım. Beni yakmasın. Yakmaması hakikaten lazım aynen. Ve yani şey, fiyat performansı önemli. Ya öyle bir marka takıntım yok kısacası. Ama mont lazım. Lazım yani lazım. Çünkü şey, rüzgarı çıplak yemek de abi evet, sıkıntı. Evet, evet aynen. Ama tişörtle bindiğim de çok oldu diyorum ya. Yani, mümkün mertebe ekipman abi lazım. Evet, evet. Bir de ben kendimi özel işte yapacağım. Ayakkabı abi. Ama o konuya girmiyorum. Kullanmıyorsun değil mi? Yok. Ama kesinlikle kullanmamız lazım. Ya ben 2-3 defa yeltendim. Aldım böyle deneyeyim falan filan diye de abi sanki çok böyle alev alev olacak. Alışmak lazım. Ya. Alışmak lazım. Dolayısıyla... Ama ayakkabı şart. Çünkü şey, bir kaza anında bilekler, eller... Ben mesela o ufacık kaza düştüğümde çatladı bileğim. Bir 6 ay kadar falan şey yani uğraştırdı beni. Ya benim başıma bazen ne oluyor? İlk tasarım tasarımı, gerçi her motorda böyle. Arka ayakla açıyorsun ya. Yani binerken çarpıyorum bileğime, morarıyor, anladın mı? Düşün kaza anında ne olur yani. Tabii canım ya, bir de 200 kilo ben motor. Mesleğim gereği de bedenen çalışan birisi. Böyle şey de açıklama... Yani... Öyle ama namusumuz yani da para kazanır. Yani ben antrenörüm arkadaşlar. Bilenler var, hala bilmeyenler varsa da onu da söylemiş. Adam sağlam ama ona rağmen... Ya bir de şöyle bir durum var. Ekstra dikkat etmek. Öyle öyle. Durumda. Ama bir türlü ayakkabı işine de şey yapamam. Ama mesela dizliğimi fix takarım, eldivenimi, montumu, kaskımı fix takarım. Sadece yazın bazen işte kısa mesafe edip aldığım gittiğimiz oluyor. Bunlarda mesela motorunu yıkar mısın belli aralıklarla? Yoksa böyle hiç ben aldım gibi söyleyeyim, kullanmam abi diyen tayfadan mısın? Ya şöyle, değil mi? Bir dikkat ederim ama öyle yıkamam ama bazıları vardır ya, diş fırçasıyla temizler. Ben öyle değilim ya. Ben modum varsa onlardanım. Kirlenmek güzeldir. Buradan da ürün giydirme yaptın. Teşekkür ederiz. O mu? Markaydı. Yok, yok. Çok ya, takılmam ya. Ya şöyle, ben mesela yazın hastalık bende. Yani 2-3 günde bir şey yapıyorum ama kışın... İstanbul çok pis bir şehir abi. Değil mi? Her köşe başı inşaat, toz. Ne kadar temiz kalabilir ki anlamına. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ne zaman yıkadıysam bu aralar çok denk geldi. Ya yağmur yağdı. Aynen işte yani. Ya şey oldu. Bir de havasında da belli olmuyor ki insanın sürekli şey. Ama abi şey mesela zincire takıntı haline geldi ben. Zincir daha doğrusu takıntı haline geldi. Sürekli şey yapıyorum. Temiz tutmaya çalışıyorum. Evet, zincir çünkü önemli. Ben her zincir gün önemli motor sürüyorum yani yaz kış. Ama işte bu bak neyle alakalı biliyor musun abi? Yaşam tarzıyla. Ya evet. Şimdi ben mesela haftada atıyorum 4 gün çekimim var, tamam mı? Çekimlere arabayla gidip geliyorum. He, sen motorla gitmiyorsun. Ha, kendi yok, diğer çekimlerine başlıyorsun. Aynen. Ben normal motor, fotoğrafçıyım arkadaşlar. Markalara arabayla gidiyorum. Çünkü çok ekip olanı, anladın mı? Çantalar, onlar, evet, evet, bunlar, dronlar falan. Şurada bile bak 1, 2, 3, düşün işte yani, anladın mı? 2 kamera, aynen, 5 tripod falan. Şunlar bile bir motorla taşıyamazsın bir nevi. Yok, taşıyamazsın. Evet. O yüzden benim mesela motor biraz tamamen keyif işim, anladın mı? Sen mesela anladığım kadarıyla biraz iş olarak da kullanıyorsun motoru. Ya, koşturma olarak, iş olarak, anladın işe mı? İşe de adapte ettim çünkü şey var. Mesela yetişemiyordum önceden, işletmeyi açmadan önce. Çok yoğun bir dersim. Ama şimdi şey, keyfi sürüyorum ben de seninle. Yani buraya geliyorsam mesela kışın motor almıyorum. Çünkü şey var, hakikaten ekipman tabii ki önemli mesela falan, kışın çok 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 yoran bir şey. Yani evet, ben evet, bu arada böyle şey değil. Ben herhalde tatlı su motorcusuyum ben ya. Ben tatlı su, o cümleyi söyledim. Öyle misin? Ben tatlı su motorcusu değildim. Ben kabul ediyorum lan. Ben vallahi bak tatlı su motorcusu değildim. Ama son iki senedir ben de tatlı su motorcusuyum. Evet, evet. Ama ben 32 yaşına geldim abi. Artık hani şey... Olayım değil mi? Eklemler meklemler böyle diyor ki biraz beni koru abi. Ya bir de şey var, hakikaten çok saygı duyuyorum. Mesela o kurileri falan yani. Evet. Kışın, yağmur, çamur falan. Hani buraya da ya dükkanı sipariş ederse boş da göndermemeye çalışıyorum her zaman. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Zor bir iş, tehlikeli bir iş. Evet. Bir de abi ne olayı var biliyor musun? Eskiden mesela küçükken işte 18-19 yaşındayken hep şey derdim. Ya ne arabası, motor tamam. Kışın da motor sürecek. Aslında bu öyle değil. Bizim ülkemizde sıkıntı, anladın evet, mı? Evet. Neden abi? Alım gücümüz yok. Evet. Ulan araban da olacak, jipin de olacak, motorun da olacak, anladın mı? Bisikletin de olacak. Ben mesela hep şeyi düşünüyorum. Bence öyle yani. Abi bizim şunu sorgulamamız lazım. Belki dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Şimdi kendi işletmem var. Belli bir kesime hitap edip ders veriyorum. YouTube, millet beni ne zannediyor dışarı biliyor musun? Herhalde zenginim, multimilyarderim falan. Bak bu kadar yırtınıyorum. 12-13 saat hakikaten çalışıyorum. Beni yakından tanıyanlar çok iyi biliyor ya da işte Nihat en basit şahidim yani. Ben hakikaten çalışkan adam. Abi yok. Yani hala mesela CB 1000R alamıyorum ben. Veya işte en azından şu an için alamıyorum. Belki ileride alırız bilmiyorum ama. Yani şu var. Çok pahalı yani. Pahalı. Şaşırıyoruz abi pahalı. Sürekli mesela. Dominar 30 bin liraydı ben aldığımda. 65 bin olmuş. Ya benim olması hayalim, bölüyorum hemen özür dilerim. Mesela Supermoto KTM 6.90. Geçen liste fiyatına baktım 255 bin lira. Ya mesela niye buna sahip olamıyorsun? Anladın mı? Çalışıyorsun, koşturuyorsun. 7-24. Yani. Ve niş bir iş yapıyor arkadaşlar. Bu çekim, evet, fotoğrafçılık, videograferlık, evet, ve kameramanlık hepsi maliyetli ve kazançlı işler aslında. Evet.
Ama bak sen, ben bile bunu, ben de özel ders diyorum abi, kickbox dersi diyoruz. Bunlar da pahalı işte. Zor, anladın mı? Zor yani. Yani yaşadığımız coğrafyada zor. Yoksa zor. Hani bakıyorum mesela, ya hep söylüyorum, ben de o motor takıntı abi. Tesadüf incelemesi nasip oldu da bugün şey yaptık ama 13 bin euroya adam alabiliyor o motoru. Benim işte XSR da Almanya'da fiyatına baktım. 6500 euro. Büyük ihtimal 2-3 adama şey diyorsun. Adam diyorsun ki yurt dışı 13 bin euroya bunu alabiliyor abi. Ya bizde de euro karşılığı o kadara geliyor falan diyor. Ya oğlum salak ya mısın? Ya öyle düşünürsen işte. 2 hücreyle mi yaşıyorsun? Gerizekalı. Hakikaten bak özür de dilemiyorum. Niye diliyorum lan? Hayır. Salak mısın oğlum? Sinirlendi. Adam euro ile kazanıyor. Bak adam 5000 euro maaş alıyor. Anlatamazsın be. Anlatamazsın. Ya 2,5 aylık maaş alabiliyor. Biz yani oğlum buradan şimdi ben götürmesinler beni. Onu bilemem. Ama bir şey demedik. Böyle yani, anladın mı? Kestik falan diye. O zaman Eray, 6000 soruyla daha karşısındayım. Evet. Bu motoru satarsan, XSR'ı satarsan ne alırsın? Şimdi ilk hemen bir sonraki motordan bahsedeyim. O konuda kafam çok karışık. Şimdi ben XSR'la çıktım ortaya ve millet inanılmaz sevdi. Bayağı sen bağdaştı ya. Bayağı abi. Bağdaştı, anladın mı? O yüzden benim ona bağım çok farklı. Bazen kafam otuyor, diyorum ki hani keşke böyle maddi durum çok daha iyi olsa onu satmasam, anladın mı? Köşede dursa böyle bir yanına bir tane şey yapsam, custom yapsam onu. Dursa anladım ama öyle bir şey çok zor şu anda. Hani bazen şeyi düşünüyorum. Ulan yeni motora gidip 100 bin lira, 70 bin lira ekleyeceğim mi? Şuna bir 50 bin lira ekleyeyim. Çok güzel bir motor ekleyeyim, şey anladın mı? Aynen. O beni inanılmaz cezbediyor. Ama şunu da istiyorum. 700 cc değil de biraz daha güçlü bir makine istiyorum. Hani mesela bu biraz şey. Hiçbir şey yok abi. TCS, o su, bu su, viraj ABS'si falan, aldım. Biraz şey, çılgın makine. MT-07 gibi işte. Aynısı, sadece şekli farklı. Benim kuzenimde MotoKG vardı mesela, hakikaten. Şimdi bu biraz beni şey yapıyor motordan. Ulan biraz daha teknolojik olsa mı diyorum, anladın mı? Ben bir de enduro hastasıyım aslında. Onu çok insana söylemiyorum ama ben böyle dağ, taş, toprak çok severim. Bir tane belki kafayı kırıp TNR 700. TNR çok şey diyeyim ya. Ne diyeyim ben? Bu bildiğimiz şeyden bahsediyorum. TNR 700. Şöyle faro gibi, gibi, evet evet. Şu... Aynen. Ben de o motoru bir sevemedim, biliyorsun. Sevemedin mi? Abi, bir ya yani. Ama işte ama o dağ, taş, böyle şey. Ya güzel. Şey güzel be. Yolda gidiyorsun. Orada bir toprak var. Bir kafanı atıp oraya girip çıkıp tekrar yola girmek güzel. Ya evet, ama mesela şey, o rakiplerinde çok güzel makineler var aslında. Baktım var var. Diğer şeyleri. Ben niye adamın hayalini müdahale sana ne lan? Ben süreceğim ya. Ben yani şöyle falan yapmam. Motorun şeyini çizmeye çalışıyorum. Ama hep yüreğim şey diyor. Galiba herhalde bütçesel olarak da uygun olduğu için XSR 900 olur diye düşünüyorum. Yani bunun 900'üne çıkıyor. Ya kafayı kırmakla alakalı. Belki de dayanırım. Ufak bir krediyle bir 200-250 bin liralık seviyelere çıkarım. Ama abi vicdan da el vermiyor be. Ya benim evet, daha taşı toprağa var. Vurduğum makineye de 250 bin lira. Şeyi de görüyorsun. Ne var? Benim de hayalim CB1000R, anladın hani şey. O da çok pahalı. Abi çocuk mesela 130 bin liraya almış. Oo, şimdi 300 mü? 4 tane ilan var, sonra 2'ye düştü. Nedir fiyatlar? Ağır hasarlısı 245 bindi. Oo. Ortalama bir şey alacaksan da 300 bin lira gidiyor. Abi çok para. Yani çok para tabii canım. Çok yani, dile kolay ben ya. Ben Muhammed'e de şeydim o videoyu çekerken. O kamera fobisi var, video katılmak istemedi ama. Oğlum sakın satma. Hakikaten yani madem sevdiğim bir motor satacaksan da bana haber verdin. Bu arada ben niye çok pişmanım biliyor musun? Kafamı her gün duvarlara vuruyorum. Eskiden geçmişte kredi çekip bir mal almadığım için. Evet. Pahalı. Ulan 20 bin liralar, 30 bin liralar çek al ödersin be. Bir şekilde abi, ödersin ya. Işte, var ya keşke bilseydim. Aslında şu anda öyle mesela bak unutmayın bu videoyu. Ne dedim? Süpermoto 255 bin lira pahalı dedim. 500 bin lirayı görünce bak gör abi 1,5 sene sonra bakalım, anladın mı? Öyle olmayacak ya mı sence? Ya ben mesela ılık ılık ticaretle işte aldık domineri. Abi ilan koydum, satmak istemiyoruz. Ya şeyini yapıyorsun ama şu var, satsak hani hemen de, piyasa değişiyor. Yok abi yok. Yani biz onu seri yapacağız diye aldık. Aslında ticaretten ziyade hani, bakıyorsa bir tarafı. Ama yani yerine koyamıyoruz. Gençleri zaten. Buradan söyleyelim. Beklemeyin. Bence biraz imkanı var, direkt yapıştır. Abi. Harç, borç, çalış, gece gündüz çalış ama al. Bir de şey abi, var işte. Geçtikçe hani, çok zorlaşacak. Senin benim gibi de yapabilirler. Yani bir tane motor al, sonra onu sat, üzerine daha çok sevdiğim bir şey al. Sat üzerine bence tekrar de. Daha... Zaten bence böyle de. Merdiven beklemeyin, mantığı daha beklemeyin. Rahatsız. Hayalindeki motor şu deyip beklemeyin yani. Al bir düşün al. Abi bir anda 300-400 bin... Çünkü araba için bak bunlar makul fiyatlar gibi geliyor artık. Aynen. Ben arabayı yağmurluk olarak görüyorum. Ay, evet evet evet. Bu arada benim şu an bir arabam yok. Ben diyorum ya 7 yıl hakikaten motosiklet süren. Evet, o güzel bir olay. Ama yani şimdi tatlı su motorcusu oldum ben de 2 yıldır. Hem yaşın hem de işte çok koşturmaca var. Yani bazen onu yorgunluğu şey yapamıyorum her gün sürünce. Ama işte şey, motoru hakikaten verirken böyle diyorsun ulan 20-30 bin liraydı. 200-300 bin oldu. Ya. Ne olacak? Abi MT7'ler falan işte 22 bin, 20 bin, 18 bindi şimdi. 38 bin liraya kuzenim MotoKH sattı. MT7 düşün. Yani İrfan'cım şu an muhtemelen çok üzülüyorsun biliyorum ama yapacak bir şey yok yani. O zaman ne diyorduk? Ay anam çok pahalı, alamayız, edemeyiz, değer mi? Şimdi bak 100 bin liraya alıyorsun, 130 bin liraya alıyorsun. Alamıyoruz. Alamıyoruz hatta direkt. Alamıyoruz. Direkt öyle. Peki,
YouTube kanalıyla alakalı düşünüyorsun? YouTube kanalı şöyle, motor benim, senin de, benim de hayatımızın bir parçası, aileden bir şey motosiklet. Tabii. Bir de şöyle bir şey var, motosikleti benim kanalımdaki güzellik, motosikleti sevmeyen adam da izliyor. Anladın mı? Çünkü ama o biraz seninle de alakalı. Evet aynen, o enerjiyle alakalı. Herkesin yapabileceği bir şey de, o da benim hoşuma gidiyor aslında. Aynen. Hep hayatımızın bir parçası, işe, iş görüşmesine motorla gidiyorum, gezmeye motorla gidiyorum, yeni bir yer keşfetmeye motorla gidiyorum, şehirde gezmeye kafa dağıtma. O yüzden motoru kanaldan çıkartmayı aklımın ucundan bir saniye bile geçme. Motosiklet hep olacak. Ama ekstra bir şeyler de deneyebilirim. Ama hayatımda vlog yapmayı istiyorum. Atıyorum ben İzmir'e çekime gideceğim. İşte evden çıkarken İzmir'e kadar İzmir'in tanıtımı, anladın mı? Ya zaten bir yerden sonra bence kanal bunu da kaldırır. Bence de, çünkü insanlar şeyi seviyorlar. Seni seviyorlar, anladın mı? Tabii beni mesela tanıyanlar da şey diye tanıyor. İlk başta abi olay şöyle oldu. Getir kuryesi olmak, Vigo kuryesi olmak, Trendyol kuryesi olmak da ben bunu çekerken kendimi göstermedim. He. Sadece sesle varım videoda. Kamerayı böyle alıyorum, kuryeyi tutuyorum. İlk başta şey, ses bilinmeye başladı. Bir yerden çıkıyoruz mesela, bana böyle insanlar gibi, kuryeler gibi, özellikle bana bir yemek sepeti getir falan. Şimdi kendimi göstereyim. Motosiklet incelemeleri döndüğüm zaman, hatta geçen çekimde Nihat'la beraber gene şeydeyken çocuklar gibi Gorka Mo falan diye gelmeye başlıyor. Çünkü simayı seni biliyor. Seviyor. Seni biliyor. Seni seninle seviyor. Alakalı. Bunları kaldırabilir ama tabii ki bence temel kaynağında bozmaman gerekiyor. Yok, bozmayacağım. Gibi. Kesinlikle hep içinde olacak. Şimdi bizim branşta, biz çekimden önce de konuştuk. Bizim kategoride çok fazla içerik çeken var. Ama sıyrılabilen insan sayısı çok az. Yani çok fazla kanal, 5-6 tane kanal var. Hepsi de belli bir köşelerde zaten. Evet. Kim işte kurye içeriğinden, kimi incelemeden, evet, kimi motovlogdan vesaire. Senin de enerjin güzel. Bence her şeyi, eyvallah, yaparsın. Daha bence çok Eray'la videoda çekeriz zaten. Şunu söylemek istiyorum ama, gençler fotoğrafçılık ve video konusunda çok meraklı şu anda. Benim de mesleğim, profesyonel mesleğim bu olduğu için onunla ilgili çok içerik gelecek. O yüzden kanala göz atsınlar, var yani, anladın mı? Playlist oluşturarak da yapabilirsiniz. Aynen, öyle bir seri başlayacak. Biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum. Hem hobiden profesyonelliğe geçmek isteyenler, hem hobi olarak yapmak isteyenler göz atabilir, gelecek. Eray'ın kanalı dediğim gibi arkadaşlar, zaten açıklamalarda. Eyvallah. Instagram'ı da, kanalı da hepsini, evet, yazacağız. Arkadaşlar çok uzun tutmak istemedim. Sohbet çok iyi. Ben çok memnun oldum abi bu arada. Ben de çok, eyvallah, memnun oldum. Hani, İşte bak, YouTube'un olayı bu, anladın mı? Bak bu, bak bu olay bu arada, yemin ederim paradan daha değerli. İnsan tanımak, anladın ben mı? Ben Eray'a nasıl şey yaptım daha, biliyor musun? Hani dedim ya, Instagram'dan şey yaptım. Eray video çekmemiz lazım. Ne yapıyoruz yazdın? Demişsin herhalde, sapık mıdır bu? Yapma abi, demedim ya. Hoşuma gitti, aldı güzel şeyler. Adamı darladım direkt yani, hakikaten. Hatta evet, bu videonun çekimini dün akşam 9 civarı mı, 8 civarı mı? Geçti ya, bayağı geçti, aynen. Eray dedim video çekmemiz lazım, ne yapıyoruz abi? Abi zaten bak, böyle olmak lazım. Bizim şu Türk insanı, gençler sıcaklaşmayı unuttu ya. Çok soğuz birbirimize karşı. Ve böyle şeyde, olacaksın abi, anladın mı? Ben şeyde tutuluyorum abi. Hemen böyle bok atıp kuralım. Oğlum bir olay keyfine, evet, var, şeyine var. Aynen. Ne gereği var? Aynen. Egoya gerek yok arkadaşlar. Hayatınızdan egoyu çıkartın ya. Anladın aynen mı? İnsan katın kendinize. Böyle olunca çok daha keyifli olur. Evet abi. Şey. Ben mesela bazen insanları sokakta, şimdi ufak ufak tabii görmeye, bilmeye, tanımaya da başladılar. Servise gittiğinden şeyi görüyorum abi. Adam beni takip ediyor. Tamam, abonem belli. Böyle bakıyor hani şey yapınca normal selam veriyor. Aa ne oldu falan filan. Oğlum ne? Lan bizde aynı evet, şey yok aynen, ya. Hani, aynen. Kafasına başka yere koyan da çok var. Bir yandan evet, egolu olan da çok var. Evet. Hani abi neyse, samimi o zaten, o insanlara evet, geçiyor. Sen evet, neysen olsun. İnsan olun insan. Adam olun lan falan diye. İnsan olun. Dediğim gibi arkadaşlar, bu muhabbet daha uzar. Biz saatlerce de sohbet ederiz. Evet. Böyle ufak bir giriş yaptık. Bu senin adı ne olsun, hadi sen koy. Yani ben şöyle bir şey düşündüm. Gorka ile motor muhabbeti gibi bir şey düşündüm. Güzel. Güzel. Gorka ile motorcu muhabbet. Evet, motorcu olabilir. Motorcu muhabbeti kanalı mı vardı? Evet vardı ya. Değiştirelim. Gorka hem yararı olur ona, hem zararı da olabilir, bilemedim. Bir telif yok, hakkı. Yok telif. Birisi Gorka ile motorcu sohbetleri evet, gibi bir şey. Yani evet, başlığı da öyle bir şey yapacağız. İlk haftanın konu Eray Topluoğlu'ydu. Eray, hem seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de abi, gerçekten. İyi ki geldin. Ben Eray'la daha çok video çekeceğim. Muhtemelen ben de onun kanalı giderim. O da benim kanalı evet, giderim. Bu seriye de devam ederiz. Motor başında da konuşuruz. Süreriz, yazlarız. Harici olarak ben tek başıma şimdi içerikler çekmeye de başladım buraya. İşte motorla alakalı her şeyi konuşacağız. İşte ilk motosiklet, ekipman incelemesi vesaire falan Nihat'la da olacak. Evet. Başka konuklar da olacak. Ama açılışı Eray'la yaptık. Eyvallah. Çok sevindim. İzlemeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Videoya yorum atan, beğeni atan, abone olan herkesin hayalindeki motor inşallah olsun inşallah diyelim. Görüşürüz. Beraber gazlarız. O zaman benim bir kapanışım var. Beraber hadi yapalım. Bakalım tekeri abi, yapalım. Düz bastın yapıyorum. Biz izledin mi hiç? Nasıl yapacağız? Kapanışı İzledim. Bilmiyorum. Şöyle yapıyoruz. Tekerini düz bastın diyorum. Bitiyor. Evet, tamam abi. Tekeriniz düz bastın. Görüşürüz. Yes.